Merhabalar, nasılsınız? 2 Haziran 2021. Olaylar, olaylar, olaylar. Bugün biraz farklı bir şeyden konuşalım istedim. Mekanlar açıldı ama nasıl açıldı? Yine kısıtlamalar devam ediyor. Artık İstanbul'da sokağa çıkıp bu mudu, bu ağırlığı, bu şaşkınlığı ve belirsizliği hissetmemek mümkün değil. Açılır açılmaz ben de mahallemdeki dostlarımı, komşularımı ve lokantaları ve işletmecileri desteklemek için bugün komşumuz Baylo'dayız. Baylo, ben tam tarihçesini bilmiyorum ama ben geldiğimden beri ben yaştaki insanların yani 50 küsur yaşında insanların eskiden çok büyük keyifle geldikleri bir bar, klüpmüş aslında. Daha sonra birkaç kere el değiştirdi. Şimdi de çok tatlı iki kardeş komşum kendileri. Pandemi öncesi yine Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar beni uyutmayan bir mekan çünkü ben yakında oturuyorum. Buna rağmen gerçekten o enerji daim olsun diye mahallede ve şehrimizde hiçbir zaman rahatsız olmadım. Biraz eller havaya olduysa bile. Gün geldi ki pandemi başladı. Yepyeni kısıtlamalar ve kararlarla Baylo bir kafe bistro olma kararı aldı. Ondan sonra açtılar, kapadılar, açtılar, kapadılar. Yani Baylo'dan bahsetmek değil amacım. Gerçekten ben İstanbul'da dediğim gibi bu sektörde çok yara almış insan tanıyorum. Ve bu yaralarında kısa zamanda asla ve asla tamir olacağını ve düzeleceğini düşünmüyorum. Peki ne yapılacak? İnanın bilmiyorum. Herkesin gözünde bir lokantacı, bir müzisyen denildiği zaman büyük isimler, büyük iddialı markalar, hobi için yapan kişiler geliyor göz önüne. Halbuki her sektörde olduğu gibi iki kişi, bunun işletmecisi var, aşçısı var, verilen kiralar var. Garson var, busboy var. Müzisyen dediğiniz zaman eline bir pop yıldızı canlandırmayın gözünüzde. Onun altında menajerinden tutun makyaj, saç, arkasında çalan müzisyenler, birlikte çalıştığı, mix ettiği stüdyolar. Bu upuzun zincirleme giden bir aslında yara oldu. Çünkü artık neredeyse 1,5 seneyi bulduk. Peki derler ki geçen gün bunu yazdığım zaman ve bu sektörü destekleyecek bir story koyduğumda Instagram'a çok acayip bir şekilde aslında çok da birikimi olan tanıdığım bir bayan dedi ki okullar bir gün bile açılmadı. Yani bana söylemeye çalıştı. Sen bu sektörü destekliyorsun ama bizim çocuklarımız okula gitmiyor. Bayağı rahatsız oldum açıkçası. Çünkü tabii ki ben de eğitim taraftarıyım. Mutlaka ki eğitim olmak durumunda. Ama bu demek değil ki bunu yazan kişi veyahut da etrafındaki kişilerin yaşadığı bölgeler Bebek, Emirgan, Nişantaşı, Göktürk, Kemerburgaz bu insanların çocuklarının ve öğretmenlerinin aç olduğunu düşünmüyorum. Fakat 1,5 senedir bu sektörde çalışamayan insanların gerçekten aç olduğunu düşünüyorum. Bunlar ne doğurdu? Konuşulmayan şeyler var, tabular var. Otellerde düğünler devam ediyor bir şekilde. Yani bunun olmadığını zannediyoruz, olmasın da demiyoruz. Ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki biliyorsunuz bizim sabrımız çok kıt. Kurallara riayet etmek gibi bir durumumuz asla yok. Tünele ve İstiklal'e çok yakın yaşıyorum. Oradaki insan yağmurunu görmeniz lazım. Ben gerekli önlemlerin alınmadığını ve zamanında alınmadığını düşünüyorum. Sonumuz hayırlı olsun. Bakalım önümüzde daha bizi neler bekler. Bunların sebebi nedir, niçin oluyor diye düşünürken son zamanlarda da okuduğum bir kitap gerçekten buna parmak basıyor. Sevgili Zülfü Livaneli'nin Orta Zekalar Cenneti gerçekten çok enteresan bir kitap. Hararetle okuyorum ve bana göre büyük markaların, büyük firmaların danışmanları var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve hükümetinin bir danışmana ihtiyacı olsaydı bence Zülfü Livaneli'yi hemen ofise getirip onun bu konudaki fikirlerini almalılar diye düşünüyorum. Mesela diyor ki 26. sayfada mutluluğu seçmek diyor. Dünya yüzündeki kısa konukluğunda insan olduğunu birazcık sevgi mutlu edebiliyor. Bir kadını, bir erkeği, bir çocuğu, bir dostu, bir sanat yapıtını sevmek mutluluk için
yetiyor da artıyor bile diyor. Ve bizim ülkedeki insanların düşünüş tarzı ve mantalitesinden biraz bahsediyor. Oysa biz nelerle dertleniyoruz diyor, yani Türk milleti olarak. Politik mücadeleler, haşin kavgalar, sen-ben itişmeleri, ego çatışmaları sarmalamış çevremizi diyor. Bir dünyada gelip gitmekte olan bir sincabın mutluluğunu bile yaşayamıyoruz. Ülke sarsılıyor, içinde bulunduğumuz gemi fırtınaya tutulmuş, yalpalayıp durmakta. Bu sarsıntıları etimizde, kemiğimizde hissediyoruz. Başımız dönüyor, midemiz bulanıyor, tek başına mutluluğun yetmediğini anlıyoruz. Sizi çevreleyen ortam durmadan, mutsuzluk durmadan kavga üretiyor. Televizyon ekranında kavga, mecliste kavga, gazete köşelerinde kavga, sokakta kavga. Bu ülkenin insanları hayatını kendilerine cehennem kılmak için ne mümkünse yapıyorlar. Ne sağlığın değerini biliyor çoğumuz, ne sevginin, ne kibarlığın, ne inceliğin. Bu sözler bana çok dokundu. Devamında bunun gibi her bölümde binlerce söz var. Ben bunu çok doğru buluyorum. Çünkü ben de 3 senedir Türkiye'ye geldiğimden beri bana en çok sorulan sorulardan biri, niye geldiniz? Ne hissediyorsunuz, neyi seviyorsunuz, neyi beğenmiyorsunuz, Amerika'yla da Türkiye'yi karşılaştırır mısınız gibi sorular devamlı gelmekte. Ama benim söylemek istediğim, bana en çok tokat gibi çarpan 35 sene sonra ülkemde gördüğüm en büyük fark, gerçekten sokaktaki insanların öfkeli olmaları, usrubun olmaması, adab diye bir şeyin kalmaması. Bu stres ve bu öfke nereden geliyor ve nereye gidecek? Açıkçası ben bu konuda biraz korkuyorum. Arada Baylo'da en sevdiğim içecek şu hibiskus martini. Bunu tatmanız lazım. Peki deniyor ki pardon, vodka var içinde. Ondan içmek yasak, müzik yasak, yaşamak yasak. Ama onun dışında her şey yolunda. Gerçekten bu öfkenin sebebini tam manasıyla çözmemiz lazım mı bilemiyorum ama gerçekten insanlar kutuplaşmış vaziyette, farklı köşelerde birbirlerini nasıl ötekileştireceğini bilemeden devamlı saldırgan bir zihniyetle karşımıza çıkıyorlar her gün sokaklarda. Benim aldığım en büyük yorumlardan biri tavrımla ilgili. Sağ olun, siz YouTube severler ve bizi izleyenler de hep bundan bahsediyorsunuz. Naif diyorsunuz, ince diyorsunuz, duygusal diyorsunuz, nostaljik diyorsunuz. Pek naif sayılmam. Ama bir şekilde sokağın üstündeyiz. Dolayısıyla butik sesleri duyacağız. Birazdan çalgı çengi de gelir. Çünkü bu mahallede oturmamın sebebi de o zaten. Bu kaosu seviyorum. Fakat dediğim gibi bu bahsettiğiniz naiflik, incelik, usluk hala insanlara dokunuyor. Demek ki buna çok büyük ihtiyaç var. Niçin İstanbul'un her köşesi böyle değil? Onu da hissediyorum. Çünkü mesela bizim yaşadığımız, burada oturduğum mahallede, Baylo'dayım şimdi. İşte yanımızda Komedus var, bir ötesinde Misele var, bir ötesinde Aheste var. Karşıda Fitruta'mız var, onun karşısında kahve dünyamız var. Arka sokağımızda Helvetia'mız var, Mabu'muz var, Ozi'miz var, Kokoreç. Dolayısıyla gerçekten burası aslında üç blokluk bir aile gibi. Burada usluk bozuk değil. Burada çalışan insanlar her şeye rağmen mutsuz değil. Burada her sabah, her akşam, her öğlen hala birbirimize selam veriyoruz, hala birbirimizi destekliyoruz. En kötü şartlarda bile insanlar gülmeyi becerebiliyor çünkü bir aidiyet duygusu var. Dolayısıyla bu neden aynı şehirde mümkün? Bu demek ki bir seçim. Mutluluğun seçim olduğunu düşünüyorum ve her zaman bundan bahsettim. Zülfü Bey'de aynen mutlulukla ilgili böyle bir pasaj yazmış. Onu da bulacağım şimdi size. Birazdan Mabu'nun sahiplerinden birisiyle de sohbet edeceğiz. Tamam, mutsuzluğu seçmek diyor.
umutsuzluğu seçmekten bahsediyor ama şimdi şöyle diyor, doğrudur diyor, mutluluk seçimdir. Mutluluk bizi sarıp sarmalayan dostlarımızdır. Paylaşma duygusudur, merhamettir, erdemli kalma onurudur, sevdamızdır. Yani her sabah kalktığınızda mutluluğu seçmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Müzisyen arkadaşlarımdan da çok serzeniş duyuyorum. Çok haklılar. Ama bir taraftan da gerçekten bizim kültürümüzde yeteri kadar disiplin olmadığı için, kurallara riayet etmek olmadığı için canlı veyahut da teypten müziğin de belli bir saatin üstünde Türkiye'de çalındığı anda bizim gerçekten her şeyi unutup eller havaya dönmemiz 15 saniyemizi alır. Peki bunun nasıl bir çözüm olabilir? Gerçekten kafe ve lokantalar inşallah ona kadar açık olarak biraz kendini toparlayacaklar. Ne olacak? Hepimiz saat 6'da yemeğe gideceğiz. 9'da çıkacağız. Bu ölüm değil. Eskiye nazaran bence iyi bir karar. Çünkü bir lokantanın, bir kafenin sadece sabah kahvaltısı ve öğle yemeğiyle geçinmesi ve ekibini geçindirmesi mümkün değildi. Ama şimdi hiç olmazsa akşam yemeği de üstüne katıldı. Evet, hükümetin alkole, eğlenceye karşı bir tavrı var. Ben hepiniz gibi bunun farkındayım. Fakat korona günleri bitmediği sürece bu eğlencenin de ve kapıların açılmasının da bu kadar basit ve kolay olmadığını düşünüyorum. Nitekim onu geçen herhangi bir canlı eğlencede insanlar asla sosyal mesafeyi korumayacak. Duyduğumuz haberlere göre Eylül'de bunlar değişecek. İnşallah o zamana kadar hepimiz ve hepiniz aşılarımızı oluruz. Benim ikincisi 12 Haziran'da. Ondan sonra artık hepimiz sağlığa kavuştuğumuz zamanda bir şekilde maskelerimizi çıkartacağız. Sağlıklı olacağız, eğlenmeye başlayacağız. Hala inanın ki bir sürü bilinçsizlik ve bilgi eksikliği var. Dolayısıyla biz bunu söktük, biz bunu yırttık, biz bunu kurtardık diye sokaklara dökülüp bazı serzenişlerde bulunmayalım. Evet, diğer ülkelere göre daha yavaş ilerliyoruz ama bunun sebebi çok aşikar ve çok basit. Onlar önlemlerini daha sıkı ve daha önce aldılar. Bizler daha gevşek davranmayı seçtik ve bunu da hükümetten talep ettik. Ve daha gevşek davrandığımız için bizde bu acı ve bu meret daha uzun sürecek. Ama dediğim gibi bütün bunlar bir tarafa, bu sektörü gerçekten desteklememiz şart. En yakın lokantanıza, gerçekten keyif aldığınız mekanlara sık sık gitmeye başlayın. Evinize de oradan yemek alın ve o arkadaşları bir şekilde besleyin diyorum. Hepinizi sıkı sıkı öpüyorum. Şimdi Baydon'un işletmecilerinden biriyle de bir 5 dakikada onunla sohbet edeceğiz. Bazı sorular soracağım. Öptüm. Tekrar merhaba. Söz verdiğim üzere Baylon'un işletmeci mi diyeceğim, sahip mi diyeceğim? İkisi de. Siz nasıl tercih hem edersin? Hem sahip hem işletmecisi. Aktif olarak da çalışıyoruz. Aktif olarak da onu barın arkasında görebilirsiniz. Kahve makinesinin ucunda görebilirsiniz. Ön masada insanı ağırlarken görebilirsiniz. Kendini tanıtır mısın? Merhabalar. Ercan Kocaaydın ben. Süper. Elektrik elektronik mühendisliği bitirdikten sonra bir buçuk yıl kurumsal hayata dayanıp diyeyim. Sonradan kardeşimle beraber 6 yıldır Şişhane'nin en güzel, hatta benim için İstanbul'un en güzel sokaklarından birinde bir bistro bar pandemi öncesi. Şimdi artık sabah kahvaltı, öğle yemeği, bistro, bar kısımları çünkü hala izin tabinde değil, işletiyoruz. Mutluyuz. Burada bir aile gibiyiz. Moşe Bey'i çok sevdiğimiz, en sevdiğimiz sağ komşularımızdan. Sağ. Kendisi de bahsetmiştir. Biz burada 4 dükkan yan yana, Komedus, Misela ve AES'te artık uzun yıllar beraber çalışmanın verdiği bir aile gibi. Yani herkes birbirinin işine koşar, herkes birbirine yardımcı olur. Anında her şeyden, en küçük şeyden, tesisatçısından o an bir şey lazımdır. Her böyle bir aile, komün gibi, evet, bir hayattayız. Doğru, şanslıyız. Evet, son zamanlarda özellikle işte daha çok AES'te ile biz biraz daha zor durumdayız ama
Kaç sene önce siz Baylo'yu devraldınız? Biz 6 sene, 6. senemiz bu sene. İlk format neydi? Ben küp diye biliyorum. Evet, biz şöyle, biz 6'da açılıyorduk akşam. Evet. Daha çok fine dining ve arkasından cuma cumartesileri DJ eğlencesi. Ama daha çok kulüp tadında bir işletmeydik. O zaman yani benim gördüğüm, bildiğim kadarıyla eskiden Baylo sizden önce daha böyle 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlara hitap ederken sizin gelmenizle buraya daha genç bir crowd gelmeye başladı. Evet. Eski zaten bizim Baylo'nun eski işletmecileri ve sahipleri de bizim aile dostumuzdu. Benim ikiz kardeşim de bu sektörde burada başladı aslında. Batu. İşin, evet, Batukan. İşin şeyini, tozunu yutmaya burada başladı diyelim, öğrendi. Ben de sıkıldıktan sonra buraya geldik. Beraber yutmaya başladık tozunu. Daha önce onların tabii daha onların yaş grubu geliyordu. Daha böyle sabahlara kadar değil de 2'de biten, daha böyle chill, daha böyle şey bir ortam vardı. Yalnız biz aldıktan sonra tabii bizim çevremiz, bizim yaş grubumuz geldikçe tabii onlar da kendi yaş gruplarında insanlar birazcık yavaş yavaş ayakları kesildi. Ama hala 6 yıldır gelen o yaş grubundan da çok misafirimiz var. Ve hepsini ağırlamaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. Ama biz de beraber artık daha böyle 20-30 yaş arası. Tabii. %80 müşterimiz, misafirimiz artık. Ben geldiğimde öyleydi 3 sene önce. Tabii siz de 20 ile 30 yaş arasında olduğunuz için 30 yaşa giriyorsunuz. Benim akıl yaşım 20 olduğu için ben girebiliyorum. yok, gerçekten samimi. Yani şimdi Türkiye'deki klip ve bar ortamı aslında... Yani özellikle biz yaşlıki insanların böyle güzel gözle bakmadığı bir ortam olabiliyor. Çünkü tehlikeden çok, nasıl diyeyim sana, hani gerçekten muhatap olmak istemediğin tiplerle bir araya gelebiliyorsun. Baylo öyle değil. Her zaman müşterisi çok temiz, çok nezih. 5'e kadar, 5'ten sonra. 5'ten sonra. 5'ten sonra. Kimse kimseden sorumlu. Peki, yani ben gerçekten... Ne bileyim, YouTube'a soyunalı daha öncesinde pandemi başladığından beri bir sürü konuk aldım, işte sohbetler yaptım falan. Pandeminin negatifliğinden uzak duruyordum her zaman. Çok pozitif yaklaşıp bunun bir geçici illet olduğunu, nasıl diyeyim sana, o sohbeti gerçekleştiriyordum. Ama ilk defa gerçekten artık 1,5 sene olacak, bıçak kemiğe dayandı diye bu konuyu konuşmak istedim. Kasten size geldim. Siz benim komşumsunuz. Yani ister istemez her gün her şeyin önünden, her böyle mekanın önünden geçtiğimde gerçekten beni bir hüzün basıyor. Eminim ki her işletmenin durumu birbirinden farklıdır. Bu çünkü finans işi, dayanabilme işi vesaire. Siz ne durumdasınız? İyi misiniz? Biz aslında psikolojik olarak toksik pozitif değiliz ama hala umudumuz var diyelim. Yani çünkü Baylo bizim amiral gemimiz, Baylo bizim göz bebeğimiz gibi ilk dükkanımız. Çok bir duygusal bağımız da var. O yüzden hiçbir zaman hani evet 1,5 yıldır yani para kazanamayan demeyeceğim ama kendini döndüren, sadece kendimizi döndüren bir sistemde ilerliyoruz. Ve hep bir on and off durumu var. Açılıyoruz bir ay, kapanıyoruz, hazırlık yapıyoruz, dükkanı topluyoruz. Hep böyle aslında psikolojik bir savaş da var bizim içimizde. Ne olsun isterdin? Yani en başa dönsek nasıl davranıyor? Yani çünkü ben mesela şahsen, biraz önce söyledim, belki duymuşsundur. Bana göre en baştan daha sıkı olsaydık şimdi rahat etmiştik. Senin teorin ne? Hep ben de onu savundum. Sonuçta bir korona gerçeği var. Tabii ki biz burada şey demiyoruz. Yani biz yine açabiliyoruz. Gündüzümüz var, öğlenimiz var. Açılamayan mesela gece kulüpleri var 1,5 yıldır. Onlara da her zaman çok üzülüyoruz ve çok çevremizde de dostumuz, işletmecimiz, bu sektörden ekmek yiyen, aylık geçinen bir sürü çalışan arkadaşımız da var. Tabii bir de gerçek var, yani barları açalım, tamam açalım da yani orada bir sosyal mesafe şey sağlamak da çok zor olabilir belli bir saatten sonra. Yani ben onu diyorum, yani senin normal halin gece yarısı ve ötesindeki halini müziği açar açmaz İnşallah tekrar yaşamaya başlayacaksın ama pandemi bitmemişse bu da doğru. Evet, yani %100 tabii benim isteğim o yönde. Benim insanlar için isteğim de o yönde ama tabii şey de olmamak lazım. Cahil cesareti gibi açalım çünkü biz bile yani bunu sağlayamayabiliriz. Çünkü orada bir ayakta bir kalabalık var. Tabii ki müzisyenler için de aynı şey geçerli, konser için de aynı şey geçerli. Bana kalsa hepsinin gönlüm, duygusal yanım açılması yönünde. Hepsini de çok ayrı ayrı zaten sürekli sosyal medyada da takip ediyoruz. Çok üzülenler, şey yapanlar, hatta kötü bir konu kusura bakmayın ama canını kastedenler bile oluyor.
Bizim durumumuzda şöyle, biz bir şekilde idare ettik bugüne kadar. Daha şöyle olsun isterdik, evet. Biz bir baştan 2-3 ay sımsıkı kapanalım. Sonra rahat rahat peyderpey açılalım. Ama böyle sürekli git gel, git gel, git gel. Her şeyde bir, çok affedersiniz, günah keçisi ilan edilmek de bizi birazcık belli bir süreden sonra yoruldu açıkçası. Aşı olunca hallolacak gibi mi sence? Yani belli bir, hep de okuyoruz böyle %80 böyle aşılanınca rahatlayacağız, maskeler çıkacak. Yani eğer tam anlamıyla bence belli bir seviye aşılanırsak, sonuçta bunun için aşılanacağız hep beraber. Bence şey olacak gibi, ama işte o da ne zaman olur? Eylül sonu mu olur? 2021'i komple biz siler miyiz? Şey yapar mıyız? Açıkçası daha kendim geleceğe o yönde umutla evet. Bakamıyorum. Yaz zor bence. Yazın, evet. Yazın. Yazı zorlanacağız ama yaz zaten zor olmasına birazcık alışırız İstanbul olarak. Evet, İstanbul'da bizim de işlerimiz düşer yazın. Çok sıfıra inmez ama %70'e falan düşer toplamda. Ama yazdan sonra artık, yani çünkü bizim yani bu dükkanı ayakta tutabilmemiz ve artık hayatımıza idame edebilmemiz, o duygusal şeyimizi sağlamamız için dükkanımız elimizde kalsın. Artık bir noktada atacak kurşunumuz kalmadı diyebilirim yani Moşe Bey'si. Yani siz de görüyorsunuzdur 1,5 yıldır. Çünkü burada sabit giderlerimiz, kiramız, çalışma arkadaşlarımızı da düşünüyoruz. Biz onlarla da bir aile gibiyiz. Tabii ki. Daha önce çalıştığımız arkadaşlarımızla, koptuğumuz arkadaşlarımızla hiçbir zaman da kopmadık. Ama artık yani işin yani düzelsin ciddi, artık. Ciddi tarafına geldi. Ciddi boyuta geldi. Şöyle inşallah yani insanlar yaratıcı manada buna nasıl bir sonuç bulabilirler bilmiyorum. Tabii take out var, to go var, gel al var, o var, bu var ama Amerika'da benim Sayfiye'ye gittiğim bir ada vardı. Çok da küçük bir adaydı. Bir fırtına çarptı adaya. New York'a çok yakın bir yer. Yani feribotla geçilecek bir mesafede, Long Island'da. O fırtına çarptığı için orası küçük olduğu için çok fazla yeme içme, yani daha fazla barlar vardı her zaman. Gece hayatı çok meşhur bir yerdi. Ama yemekler genelde evde yenirdi. Ama oranın çok meşhur bir kahvaltıcısı. Herkesin her sabah gidip kahve, işte yumurtalı ekmek, o bu filan aldığı bir yer vardı. O şöyle bir şey yaptı. Belki Bayro da bunu yapar. Öyle bir kitlesi varsa ben yaparım. Ben hemen gönüllü olarak desteklerim. Teşekkür sizi. Ederiz. Şey yaptılar ve benim çok hoşuma gitmiş. Çok duygulanmıştım. Hediye çekisi attılar. İleriye biz, dönük. Çok affedersiniz. Biz duyduk bunu zaten. Bizim Türkiye'de de yapan oldu. Hatta biz de bir ara düşündük. Yapsak mı diye. Bir opsiyonda geçen AES'teki Ömer arkadaşımızla konuşuyorduk. Evet. Yurt dışında şöyle bir şey yapılmaya başlamış. Hızlı, artık güvenilirliği ne kadar bilemeyeceğim ama hızlı korona testi. Gidiyorsunuz kapıda size bir test oluyor. Yarım saat beklerken kapıda bir şeyler burada içiyorsunuz. Burada da yapıyorlar. Galerileri oraya buraya sokarken yapıyorlarmış. Hızlı bir test. Hatta Ömer'in dediğine göre işte bir dakikaya düşürmüşler bunu diye. 15 dakika yarım saatte de ben yarım saat müşteri zaten dışarıda testini bekleyene kadar ben güzel ağırlarım. Tabii ki. Böyle öylece belki başka bir, çünkü alternatif çok çözüm düşünüyorsunuz bu süre zarfında hep beraber. Evet. Şöyle olsa ne güzel olur, böyle olsa, keşke böyle olsa. Çünkü gel al dediniz, bizim gel alımız, paket servisimiz bizim için biraz astarı yüzünden zor. Pahalıya geliyor. Çünkü daha önce hiç yapmadığımız bir şey ve onun için de bir başlangıç, bir investment lazım. O artık son 1,5 yılın sonunda ona da bir kurşunumuz yok. Ama öyle bir şey olsa, insanlar gelse kapıda negatif çıksa, içeride negatifler eğlensen, tam ayrımcılık gibi olmasın ama negatif çıkanlarla beraber eğlensek bu devirde, yoksa herkes başımızın üstünde yeri var. Negatifler pozitif artık. Aynen, evet. Negatif is the new positive diye. T-shirt basarız. T-shirt basarız, aynen. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben gerçekten benim dileğim bu yönde. Mümkün olduğu kadar insanlar unutmamalı ki iyi günlerde bizim eğlenmemizi, keyif almamızı sağlayan bir emek var. O emeği bugün unutursanız yarın her şey açıldığında ve düzeldiğinde kendinizi boş bir şehirde evde yemek yaparken ve içki hazırlarken bulursunuz. Umarım ki herkes daha merhametli, duygusal bir şekilde bu konuya yaklaşır ve kendi çevrelerindeki
bütün mekanları ve işletmecileri, şefleri, garsonları, busboyları, diğer sektörlerden bahsetmeyeceğim. Gözünü seveyim, bana geri dönmeyin. Bu sektörde aç, bu sektörde aç diye farkındayım herkesin aç olduğunun. Ama bu herkese dokunamıyorum diye bu sektörden konuşamayacağım manasına gelmez. Benim işim misafirperverlik ve deneyim. Dolayısıyla Bayloy'dayım. İlk fırsatta her iskemlenin dolduğu binlerce mekan diliyorum İstanbul için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Tamam. Oldu. Cut. Cut. Scene. Cheers. Cheers. Scene.